Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yalancı baklava. Yapımı oldukça kolay, çok da lezzetli. Güzel bir tarif hazırladım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. 1 adet yumurta, 1 su bardağı klasik bardaklarda süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolu dolu oda ısısında bekletilmiş tereyağı. Önce sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Hemen ardından içerisine 1 su bardağı robottan çektiğim ceviz, 1 su bardağı nişasta. Ben mısır kullanıyorum. Arzu ettiğiniz gibi buğday da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu. Ve yavaş yavaş unu ilave edip size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Sizler de lütfen unu yavaş yavaş ilave etmeyi unutmayın. Kabuğumun içini de şöyle bir toparladıktan sonra elimle güzelce yoğuracağım. Gördüğünüz gibi elimi sürmeden bayağı bir toparladım. Şimdi şöyle hafiften bir un serpiyorum. Çok aşırı da un koymayın arkadaşlar. Böyle yumuşak bir hamur olsun ki şerbetini daha güzel çekecektir. Şu an bu kıvam gayet iyi. Ortalama 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Daha fazla un ilavesi yapmayacağım. Böyle kabartma tozlu, bu mayalı olmadığı için çok uzun uzun böyle yoğurmanıza da gerek yok. 2 dakika kadar, şöyle 1-2 dakika yeterli. Tamamdır. Şöyle bakın yumuşacık, hafif yağlı bir yapısı var. Şöyle tepsimin içerisine tereyağı sürdüm. Hatta şöyle biraz daha süreceğim. Tereyağı ya da sıvı yağ da olur, fark etmez. Böyle her yerine gelsin. Hamuru orta kısmına yerleştirip elimle yayıyorum. Bu arada tepsinin ölçüsünü sizlere vereceğim. Daha küçük bir tepside yaparsanız daha kalın olacaktır. Tepsinin büyüklüğüne göre kalınlığı değişebilir. Şöyle elimle bastırıyorum. Hamur çok güzel bir şekilde yayıldı gördüğünüz gibi. Hafif böyle elinizi yağlayıp yaparsanız çok rahat yapılıyor. Şimdi tamamen düzledikten sonra spatula ile kenarlarını şöyle düzeltiyorum. Tamamdır. Şimdi dilimleri ayıracağım. İsterseniz baklava dilimi kesmeyi biliyorsanız kesebilirsiniz. Ben de biliyorum ama bilmeyenler için böyle en kolay yoldan bir baklava dilimi keseceğim. Böyle öncelikle düz bir şekilde kesin. Şöyle çaprazdan gene düz kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde keserseniz kare olur. Böyle yanda keserseniz baklava dilimi alıyor. Tamamdır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kesildi. Şimdi fırına götürüyorum. 180 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika, yani üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Hemen o arada şerbetini kaynatacağım. Şerbeti için şöyle bir tencereyi önüme alıyorum. 2,5 su bardağı gene klasik bardaklarda toz şeker.
biraz daha fazla, yani 2,5'tan biraz fazla şekeri alıyorum. 2,5 su bardağı da su. İçerisine şöyle bir dilim de limonu bırakıyorum. Ocağa götüreyim. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte 15-20 dakika pişireceğim. Şerbeti 15 dakikadır kaynatıyordum. 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra ocaktan alacağım. Şu limonu artık içerisinden alıyorum. Artık ocağın altını kapatayım. Balkonu alacağım. Böyle soğuk bir yerde tutun. Ilık olarak dökeceğiz. O yüzden ılık olması gerekiyor. Soğusun. Fırından da bir 5 dakikaya kadar hamurum çıkacak. Tatlıyı tam 35 dakika boyunca pişirdim. Gayet güzel bir şekilde kızardı. Bu kadar kızarması da yeterli. Çok aşırı da böyle kızartmanızı tavsiye etmem. Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika şöyle bekleyin. Ilıktan birazcık daha sıcak şerbeti üzerine gezdirin. Sakın soğuk dökmeyin arkadaşlar. Soğuk dökerseniz bu sefer ıslanmayacaktır. Ama sıcakta dökerseniz çok hamurlaşacaktır. Bu şekilde üzerini kapatmadan, eğer vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa en az bir 5-6 saat dinlendirin. Yani tamamen böyle şerbetini çeksin. Üzerini kapatmayın, çok hamur olmasın. Dinlendirdim. Hatta şöyle birkaç dilimini de çıkarttım arkadaşlar sizlere rahat rahat göstermek için. Üzerine isteğe bağlı olarak şöyle fıstık serpiyorum. Seviyorsanız serpebilirsiniz. Sevmiyorsanız katmayın. İsterseniz ceviz de gayet güzel yakışıyor. Şimdi servis tabağını alıp videomu bitireceğim. Gerçekten adı yalancı ama tadı çok gerçekçi. Böyle ceviz falan buram buram geliyor. Böyle birkaç dilimi çocuklara verdim istedikleri için. Islandırdıktan sonra hemen şöyle bir tanesini alıp videomu bitireceğim. Gerçekten yani çok lezzetli, güzel bir tatlı. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Muhakkak videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.